güvendesin. Çok teşekkür ederim küçük dostlarım. Şimdi hemen şu mantar tozlarından alıp buradan gidelim. Çabuk olun. Sultanımın hazırlanması ne kadar uzun sürdü. Heyecandan kalbim yerinden çıkacakmış gibi geliyor. Kadınlar işte. Özgeciğim, Nana ve çocuklar nereye alışverişe gittiklerini söylediler mi sana? Hayır dedim ya. Kafama kocaman bir şapka geçirip yok oldular. Ama anneme söyleyeceğim onları. Hep beni ekiyorlar. Özgeciğim, şaka yapmışlardır. Ben konuşurum, bir daha seni de alırlar yanlarına. Hem Kuline ile evlenirse müdür bana hiç ceza veremez dedi. Hı? Emre. Olur mu hiç öyle şey? Çocuklar işte canım. Ay çok güzel oldun. Çok teşekkür ederim. Seni de yordum canım. Ne önemi var? Ama asıl böyle bir anda senin yanında Nana'nın olması gerekirdi değil mi? Ay bırak şu meymenetsizi. Hiç gelmese daha iyi. Hani bana onunla ilgili gerçekleri anlatacaktın? O göründüğü gibi biri değil. Hepinizi kandırmış. Hadi anlatsana Kulina. Dur canım, bu ne acele? Zamanı var. Hele bir gelsin. Aşağıda herkesin şimdi yüzüne vurmak daha iyi olmaz mı? Ha? Evet. Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Böyle haber vermeden çocuklarla beraber nereye kayboldu? Bilmiyorum Simke. Birazdan gelirler, o zaman anlarız. Yani hiç hoş değil. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aman efendim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Efendim küçük hanım da çocukları bekleyelim mi yoksa saadet törenimize başlayalım mı? Siz nasıl uygun görürseniz. Ben bunca yıldır gönlüme uygun bir hanımefendi bulamadığım için ömrümü yalnız geçirdim. Ama bu makus talihim Kuline hanımefendiyi görünce birden değişti. Dünyamı bir güneş gibi aydınlattı kendisi. Ay çok hoşsunuz. Oh, geldik. Görüyor musun sen şu mendeburun yaptığını? Şimdi bana kafayı tak. Neyse hiç değilse sen normale döndün. Bakalım bu iksiri Kulina'ya nasıl içireceğiz? Ben bir yolunu bulurum. Merak etmeyin. Hı? Nihayet gelebildiniz. Nereye kayboldunuz? Hakan dur lütfen yapma. Ne oldu? Hem nerede kaldınız siz? Makbuş'u karşılamaya gittik. Otobüsü gecikti de. Hoş geldin Makbuş Sultan. Tam hayırlı bir zamanda geldiniz. Ya ya görüyorum. Makbuş hadi anlat. Ay o halde böyle ayaktan bekleyeceğiz. Bitirelim şu işi. Yapma. Sözlü. Kulina, herkes burada olduğuna göre sen de bize artık Nana ile ilgili anlatacaklarını anlatırsın değil mi? Bu da nereden çıktı şimdi? Canım bekle, Kulina Hanım anlatsın. Eminim çok ilginç şeyler duyacağız öyle değil mi? Hem de çok ilginç şeyler. Nana'yı hiç tanımamışız diyeceksiniz. Durun. Böyle gecelerin en önemli adetini atlıyorsunuz. Birbirlerine karşı her zaman tatlı dilli olsunlar diye şerbet içilir, bilmiyor musunuz? Ay sahi mi? Tabii. Ay sırası mı şimdi şerbetin ya? Anlatsana Kulina hadi. Dur ayol, adettir. Önce şerbetini içsin, sonra sabaha kadar anlatır istersen. Neler oluyor? Neden buradayım ben? Ah, bu da ne ayol? Ne olacak sultanım? Sözlendik ya. Ne? Aa, böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Müdürcüm, ben size kaç kere söyledim, böyle bir şey olamaz. Bizler ayrı dünyaların insanlarıyız. Şaka gibi.
Ama sultanım, niye böyle yapıyorsunuz? Benim yüreğime mi indireceksiniz? Alın rica ederim bunu. Boşu boşuna da masraf etmişsiniz. Peki Nana ile ilgili gerçekler? Ha evet. Nana aslında. O kadar iyi. O kadar mükemmel biridir ki. Bence hala onun gerçek yüzünü tanımamışsınız. Ama tanıdıkça onu daha çok sevecek ve hayran olacaksınız. Olamaz. Tuzak bu. O şerbetin içinde bir şeyler vardı. Çabuk söyleyin, ne yaptınız Kulina'ya? Sultan, sözüm. Yapma bana bunu. Ne olur, taş yüzüğünü. Üzgünüm müdürcüm. Ay biz aynı dünyadan insanlarız. Ay hoşça kalın. Aa. Hayır. Aa, sözüm, sözüm. Aa, Kulina Hanım. Sultanım. Bırakın bu adamı ya. Yarın da bütün sarayı temizlersin. Emredersin Elince Kulina. Sana söylediklerimi sakın unutma. Sen temizlik yapmak için doğdun, bir de iyilik yapmak için. Bütün hayatın bu. Peki Yüce Kulina. Çekilebilirsin. Peki Yüce Kulina. Ay peki Yüce Kulina, peki Yüce Kulina. Başka laf bilmez misin? Peki Yüce Kulina. Çekil. Sağ ol. Ya ne garip bir gece geçirdik. Ya. Zavallı müdür. Kim bilir ne haldedir şimdi. Kulina niye son anda vazgeçti sence? Aslında böylesi daha iyi oldu. Söylediğin çok doğru. Onlar ayrı dünyaların insanları. Peki sen? Sen hangi dünyanın insanısın? Ne demek istiyorsun? Bilmem. Sen evimize geldikten sonra bir sürü gariplik yaşıyoruz. Pişman mısın benim gelmemden? Hayır, senin bizimle olmandan çok memnunum. Hatta bu garipliklere alıştım bile. Sanki Kulina seninle ilgili bir şeyler anlatacakmış gibi geldi ama ne olduysa bir anda vazgeçti. Anlatmasını ister miydin? Bilmem. Belki de günün birinde senin anlatman daha iyi olur. Ne dersin?